olumsuzluğun büyümesini, beklentilerin bozulmasını engellemek için. Ve inşallah İran misilleme yapmaz diye ya da misilleme gecikir, zaman kazanır diye umdular. Ama olmadı. Bugünün erken saatlerinde İran'dan misilleme geldi. Altın tekrar yükseldi. Riskten kaçınmayla bir yeniden güçlendi. Yine aynı şekilde direnmeye çalışıyorlar. Süreç şu: tüm baskılarla ABD'yi etkileyip cevap vermesini engellemek ya da geciktirmek dışında yapacakları bir şey yok. Çünkü pozisyonlar çok büyük. Eğer ABD misilleme yaparsa altın 1600'ün üstüne yerleşir. Sermaye piyasaları satış yer. Riskten kaçışı kontrol etmek olanaksızlaşabilir. Şu anda çok gergin bir bekleyiş var. Büyük risk taşıyanlar dua ediyor. İnşallah ABD misilleme yapmaz. Konu giderek karşılıklı tepkilerle büyümez. Çöküş dönemine geçilmez. İnşallah biraz daha bir zamanımız vardır diye dua ediyorlar. Çok anormal bir durum var. Peki Uğur Bey, sizce gerçekten bir zaman var mı? Çünkü şöyle yorumlar da yapılıyor. Uluslararası bazı diplomatlar özellikle bu saldırı sonrasında bir Amerikan askerinin hayatını kaybetmemesi durumunda iki ülkede aslında bu gerginliği kapatma, en azından daha fazla yükseltmeme eğiliminde olabilirler. Dolayısıyla buradan bir iki ülkede kendi çıkış stratejisini kimsenin ölmemesi üzerine kurabilir diyorlar. Böyle bir durum mümkün mü? Eğer kimsenin ölmemesi durumunda İran en azından saldırılarını durdurur mu ve Amerika karşılık vermekten vazgeçer mi? Soruna konu olan değerlendirme benim yaptığım yorumu teyit ediyor. Eğer Kasım Süleymani ve el mühendis yanındakilerle katledilmeseydi, İran'da o büyük coşku, o kenetlenme, intikam lehine olmayacaktı. O olduktan sonra İran'ın misilleme yapmaması seçenek değildi. Şimdi İran'ın misillemesinde eğer Amerikan askeri öldüyse, Amerika da misilleme yapmak zorunda kalır, yandık. Yangın her tarafı sarar diyorlar. O zaman verdikleri akıl ne? 100 kişi bile ölmüş olsa kimse ölmedi diye haber yapın. Misilleme yapmayın, konuyu kapatın, daha fazla büyümesin diyorlar. Gerçekleri boş verin diyorlar. Biz gerginliğe tahammül etme noktasını aştık diyorlar. Çöküş önümüzde diyorlar. Verilen mesaj bu. Uğur Bey, iki ülkenin aslında birbirleri doğrudan karşı karşıya gelmesi durumunda altın fiyatının aslında daha fazla yükselebileceğini söylediniz. Bir yandan da petrol fiyatı halihazırda 60 dolarlardan artık 70 dolarların üzerine yerleşmiş gibi duruyor. Burada daha yüksek bir seviye görülebilir mi? Eğer daha yüksek seviyeler görülürse bu Türkiye'nin hem dış ticaretine hem enflasyonuna nasıl yansır? Tabii şöyle bakalım. Diyelim ki İran iki Amerikan üssünü vurdu. Herkesine bir takım mesajlar verdi. Bu mesajları konuşuyoruz. Ama bundan önce İran misilleme yapmasın diye Amerika'da çok yüksek perden tehditler savurdu. Bir an için. O çok yüksek olmasa bile İran'da belli noktaları vurduğunu düşünelim. İran'ın da canını çok yaktığını varsayalım Amerika'nın. İran'ın bir sonraki hamlesi ne olur? Hürmüz Boğazı'nı kapatır mı? Boğaz'ın kapanması petrol fiyatını nereye gönderir? Altın fiyatı nerede durur? Sermaye piyasada yaşanan panikte neler yaşanır? Finansal sistemin ne kadarı çöker, ne kadar borç ödenemez hale gelir. Yani sistemik çöküş hızlanır. ABD bunu istiyorsa İran'a misilleme yapsın. Şu anda tüm finansal kesim, büyük risk taşıyanlar, çok ulu şirketler Trump üstünde baskı kurmaya çalışıyor. Çünkü İran'ı etkileyemiyorlar. İran köşeye sıkıştıran Amerika. Bu çılgınlığın durması için. Durmazsa kış geldi, oyun bitti. Uğur Bey, kış geldi, oyun bittiyse bunu Türkiye'ye aslında yansımalarını biraz da konuşmak gerekiyor. Şu anda baktığımızda borsada hatta %0.07'lik bir yükseliş var şu anda BIST endeksinde. 112.677 puanda. Kurda da kısmen bir geri çekilme var. 5.96 civarında. Yani kısa vadeli fiyatlamalara baktığımızda o kışın gelişi fiyatlanmıyor gibi duruyor. Bu sadece kısa vadeli, sizin az önce de söylediğiniz kısa vadeli beklentilerle mi şekilleniyor, yoksa başka müdahaleler, başka fiyat baskılayıcı önlemler alınıyor mu? İlk başta söylemiştim, kurumsal yapı tüm dünyada direnmeye çalışıyor. Bir yandan da misillemelerin bitmesini, bir dahası gelmesini, gerginliğin sönmesini istiyor. Eğer piyasada direniş varsa kamudan, kurumsal yapıdan ve de gerginlik büyüyorsa bu direnişi sürdüremezler. Şu an Türkiye'de olan senin spesifik sorun, kamu bankaları satmasa, kamu fonlarına sermaye piyasasında alım yaptırılmasa
bu gördüğümüz tablo ortaya çıkmazdı. Bu görünüm yapay. Direniş, riskten kaçınma büyümesin diye. Yabancı almıyor. Yerli özel yatırımcı da almıyor şu anda. Kamular devrede. Aman beklentiler bozulmasın. Misillemeler inşallah durur diye yapılan bir şey bu. Zaman kazanmaya yönelik. Urbeş, yoksa şu anki fiyatlar endişeleri, beklentileri kesinlikle yansıtmıyor. Urbeş, son sorum siyasi tarafta. Türkiye peki bu durumda, bu krizde nasıl bir pozisyon almalı? Türkiye'de iki önemli Amerikan üssü olduğunu biliyoruz. Bir radar üssü, bir incelik üssü. Burada özellikle İran tarafından gelen o üsler kullandırılırsa oraları da vururuz açıklaması da söz konusuydu. Şimdi, burada Türkiye kendi riskini azaltmak için hangi politikaları uygulamalı? Mehmet, Türkiye'nin bir yol ayrımına gelmiş olması lazım. Yani Amerika ya İran'a misillemede yapacak, bulunacak ya da Orta Doğu'dan tedrici, kademeli çekilip gidecek. Türkiye komşularını değiştiremezse, Türkiye misillemede bulunması durumunda ne yapacağını düşünmeli. Yok, misillemede bulunmasını istemiyorsa ki şu an piyasalardaki direnme bu modda, o zaman Amerika'nın bu bölgeden çekip gitmesi durumunda neler yaşanacaksa ona göre tüm stratejisini değiştirmeli. Peki değiştirmemesi durumunda ne gibi riskler öngörüyorsunuz? Dünyada artık eğilimler sürdürülebilir olmadığı için sorunlar çok ağır. Ödemeler sistemi de bir yerde kırılma yaşayacak. Suni teneffüsü uzun süre yaşatamazsın. O zaman komşularınla ilişkiler hayati önemde olacak. Bunu düşünerek adımlar atılması lazım. Biz ikili oynadık. Yani son bir yıla bak, Türk lirasının değer kayıplarını geri alabilmek için işte Rahip Brunson meselesinde geri adım attık. S-400'lerin aktive edilmesi geri... Pek çok şey yaptık. İdlib'de başka şeyler yaptık. Aslan sürecini bloke ettik. Ha. Bu ikili oyunda Türkiye bir sona geldi artık. Uğur Bey, çok teşekkürler yaptığınız değerlendirmeler için. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet, Uğur Civelek'ten hem bu ABD-İran geriliminin ekonomik yansımalarını hem de bundan sonra oluşabilecek siyasi dengelerde